Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Oladin göz damlası nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Oladin 5 mm kendinden damlalıklı, şeffaf, düşük yoğunluklu polietilen şişede sunulan bir göz damlasıdır. Berrak, renksiz bir çözeltidir. Oladin etkin madde olarak olopatidin içerir. Oladin mevsimsel alerji konjüktivitin oküler belirtilerin ve bulguların tedavisinde kullanılır. Alerjik konjüktivit, polenler, ev tozu ve hayvan kürkü gibi bazı maddeler göz yüzeyinde şişmenin yanı sıra kızarıklık, şiddetli kaşıntıya neden olabilir. Oladin gözün alerjik rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Alerjik reaksiyonların şiddetini azaltarak etki eder. Oladin göz damlasını kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Oladin'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer olopatidine veya Oladin'in içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz var ise kullanmayınız. Öncelikle doktorunuza sorunuz. Oladin'i şu durumlarda dikkatli kullanınız. Oladin'i 3 yaşın altındaki çocuklarda kullanmayınız. Oladin'i kullanmadan önce lenslerinizi çıkartınız. Oladin'in yiyecek ve içecek ile kullanılması yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Oladin göz damlasının olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Oladin'in içeriğinde bulunan maddelere duyar olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi baş ağrısı, tat alma bozukluğu, gözde ağrı, gözde tahriş, göz kuruluğu, gözde anormal hassasiyet, burun kuruluğu, yorgunluk. Yaygın olmayan yan etkisi burun içinde iltihaplanma, baş dönmesi, duyarlılık azalması, korneada aşınma, korneada epidel kusur, korneada epidel bozukluk, noktasal keratit, kornea lekesi, göz akıntısı, ışığa karşı hassasiyet, bulanık görme, görüş netliğinde azalma, gözde rahatsızlık, gözde kaşınma, konjüktivel kesecikler, konjüktivel bozukluk, gözde yabancı cisim hissi, gözyaşı artışı, göz kapağı bozukluğu, göz kapağında kızarıklık, gözde kanlanma, kontak dermatit. Bilinmeyen yan etkisi aşırı hassasiyet, yüzde şişme, uyuklama hali, korneal ödem, gözde şişme, konjüktivit, göz bebeği büyümesi, görme bozuklukları, göz kapağı kenarında çapaklanma, nefes darlığı, sinüs, bulantı, kusma, dermatit, deride kızarıklık, halsizlik, keyifsizlik. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Oladin göz damlası nasıl kullanılır? Oladin'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza ve eczacınıza sorunuz. Günde 2 kez sabah ve akşam hasta göze veya gözlere bir damla damlatılır. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız. Oladin'i 2 gözünüzde birden sadece doktorunuz söylerse kullanınız. Oladin'i doktorunuzun söylediği süre boyunca kullanınız. Uygulama yöntemi metodu ise Oladin göze uygulanır. Oladin'i kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız. Kullanım için şu şekilde hareket ediniz. Kapağı açınız. İlk uygulamada kapağın altındaki halkayı atınız. Kapağı tekrar tamamen ve sıkıca vidalayınız. Böylece damlalıktaki zar delinir ve damlalık akmaya başlar. Şişeyi baş ve orta parmaklarınız arasında tutarak ters çeviriniz. Ters çevrilmiş şişenin üzerine işaret parmağınız ile bir kere de uygulayacağınız hafif basınç ile Oladin'in bir damlası akacaktır. Kafanızı hafifçe geriye doğru yatırınız. Göz kapağınızı ve gözünüzün arasında bir kese oluşacak kadar parmağınızla alt göz kapağınızı aşağı doğru çekiniz. Damlanın oluşan kese içine damlatılması gerekmektedir. Damlalık ucunu göze yaklaştırınız. Eğer yardımcı olacaksa bir ayna kullanınız. Damlalığa gözünüze, göz kapağınıza, gözünüzün etrafındaki yüzeylere veya diğer yüzeylere değdirmeyiniz. Değdirirseniz damlalığa mikroorganizmalar bulaşabilir. Oladin'i damlattıktan sonra alt göz kapağınızı yavaşça serbest bırakınız. Gözünüzü kapatınız ve göz burun arası bölgeyi bir parmağınızla hafifçe bastırınız. Bu önlem Oladin'in vücudun diğer bölgelerine yayılımını önleyecektir. Eğer damla iki gözünüze de kullanmanız gerekiyorsa söylenen adımları diğer gözünüz için de tekrarlayınız. Eğer damla gözünüze gelmezse tekrar deneyiniz. Kullandıktan sonra Oladin'in kapağını sıkıca kapatınız. Gözünüz için kullandığınız başka bir ilaç daha varsa her iki ilaç için uygulama arasını 5 ile 10 dakika ara veriniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 3 yaşın altında olan çocuklarda Oladin kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerdeki kullanım ile aynıdır. Oladin'in saklanması. Oladin'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altında oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.